Evet, şimdi kiracısı evini kiraya vermişti. Oriental Didem Kınalı nezarethaneye düştü bu yüzden. Yani kendi evini kiraya vermiş, o kiracı da o evi kiraya vermiş. Ve bunu kanıtlamaya çalışırken yılan hikayesine dönen aynı bu anlatımda olduğu gibi bir sonuç var. Kiracı meselesi efendim ve Didem'in başına gelenler. Kiracınızla başınız dertteydi en son bıraktığımızda. Devam ediyor. En son kendimi bir nezarette buldum ve suçlu aranan şahıs diye imza atarak çıktım, yani o derece. Yıllardır oryantal dansıyla tanınan şarkıcı Didem Kınalı. Beyoğlu Cihangir'den bir ev almış ama o evin içindeki kiracı bir türlü evden çıkmamıştı. Hatta daha sonra o kiracının da kiracıları olduğu ortaya çıkmıştı. Rabbim kimsenin başına vermesin. Yok, ben çıkmak istemiyorum. Çok çıkmamı istiyorsanız 100 bin lira versin, çıkayım. Eve gittim konuşmak için. Ne zaman çıkacaksın? Bana bir zaman ver. Camı açtı, bana hakaret etti camdan. O küfür edince ben de tabii artık gözüm döndü. Yılan hikayesine dönen mesele yüzünden Didem Hanım ne yazık ki kendini nezarethanede buldu. Bakın başına neler geldi. Hem gidiyor karakola ifade veriyor, şikayette bulunuyor, hem de savcılığa gidiyor. Ben onun üzerine gidiyorum, ifade veriyorum. Fakat savcı değiştiği için birdenbire bana arama kararı çıkarıyor. Didem Kınalı geçen hafta otomobiliyle ilerlerken trafik polisi çevirdi ve hakkınızda arama kararı var dedi. Şaka yaptığını zannediyorum. Neyi suç işledim ki, neden yani arama kararı çıktı? Sonra öğrendi ki evinden çıkmayan o kiracı hakkında şikayetçi olmuştu. Gece yarısı beni alıyorlar, karakolda götürüyorlar. Kaç saat karakolda bekliyorum. Yani eviniz mi var, derdiniz var? Yemin billah ediyorum, aldığıma alacağıma bin bir pişmanım. Tahliye kararı çıktı. 2 hafta itiraz süresi diyorlar. Didem Hanım aslında çifte mağdur. Hem ev sahibi olarak, çünkü o kiracı çıkmıyor, hem de şu anda kendisi kirada ve şu anki ev sahibi de kirayı 5-6 katına çıkarmak istiyor. 30 bin lira yapmak istiyor. Artık barınma sorunum var yani. Yabancılara kiraya vereyim, 30 bin lira, 40 bin liralara rahat edeyim, her ay para gelsin istemiyorum. Sadece barınmak için evimi istiyorum. Tek amacım bu. Peki şimdi buradan kiracınıza mı yoksa onların kiracılarına mı seslenmek istersiniz? Topluca sesleniyorum. Artık evimden çıkma. Yani bir vicdana gel. Yani spatolayla kazıyım senin ha. Yani yapıştı koala gibi. Evin mi var, derdin var, kiracın mı var, problemin var ha? Güzel örneklerden biri daha. Yani haklıyken haksız durumuna düşmüş Didem burada. Ya bir de 30 bin liraya çıkarmaya çalışıyor ev sahibi. Kendi evinde de kiracı yıllardır kalıyor. Bir şey, oralarda hani böyle Beyoğlu, Cihangir civarında böyle günlük kiralamalar söz konusu, yurt dışından gelenler falan filan. Herhalde muhtemelen kiracı, ben sana söyleyeyim yani, kiracı 10 bin lira, 20 bin lira veriyorsa ayda 100-150 falan kazanıyordur eğer bu şekilde yapıyorsa. Düşünsene işini. Düşünsene ve kanıtlayabiliyor musun? Yeter artık diyor, koala gibi yapıştı. Geçmiş olsun ya, ya vallahi. Bir de yani hakkını suç duyurusunda bulmak ne kadar ağır bir şey. Sen gece araba kullanırken bir anda gidiyorsun, kendini nerede olduğunu bilmiyorsun. Yani çok ağır bir durum bence bu. Kiracının kiracıları muhtemelen. Vallahi geçmiş olsun Didem Hanımcığım. İşte en güzel örneklerden bir tanesi. Evet. En azından daha hani tatlı geçiyor. Çünkü kavgası, gürültüsü, şusupusu bir hayli fazla oluyor. Evet. Artık yeter illallah diyorum diyor mesela. Kesinlikle. Artık günümüzde böyle. Sadece ev sahibi değil. Böyle bir derdiniz varsa yazın, çizin, gönderin. Muhtemelen kiracı kardeşlerimiz de bol bol yazacak. Ev sahibi arkadaşlarımız da bol bol yazacak. Öyle öyle gidecek hayat. Hadi bakalım bu yazı da böyle geçirelim bari. Aynen öyle. Hı.